iyi akşamlar diliyoruz ve akşama doğru programımıza bugün de başlıyoruz. Yine değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Birol Akgün stüdyomuzda konuğumuz. Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı. Yanlış ifade etmedim değil mi hocam? Estağfurullah. Bizim için önemli olan akademisyen efendim. Evet, doğru ifade ediyorsunuz. Çünkü ben genelde baktığım zaman stratejisyen diye mesela veya işte stratejik düşünce kuruluşundan gibi mesela ifadeler şey yapıyorum ama biz tam ifade edelim. Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Birol Akgün sevgili seyirciler konuğumuz. Ve kendisiyle tabii çok önemli konular var. Onları konuşacağız. Bir taraftan işte İran diyor ki ikide bir Türkiye'yi vuracağım. Gerçekten vurur mu? Ne oluyor? Yani yoksa bu yine farklı bir dünyanın bize uyguladığı haber farklılığı mı? Bunları konuşmaya çalışacağız. Yani bir yere götürmeye çalışıyorlar. Suriye konusu ne oluyor? Onları soracağız. Hocam müsaadeniz olursa Suriye ile başlayalım tabii isterim. Şimdi bir taraftan Suriye'ye baktık. Öyle bir noktaya geldi ki biz tam savaş başladı başlayacak dediğimiz anda araya Rusya girdi sanki. Yani Türkiye sanki bir tokat vuracak, hizaya getirecek. Mesela hocam şöyle bir şey okudum. Savaş başlayacak diyen yazar İbrahim Karagül 2 hafta geçti. Dedi ki Suriye'nin içindeki dünyayı sanki bu kadar ilgilenmese miydik? Yani strateji olarak Türkiye bir hata mı yaptı veya ne oluyor sizden anlamaya çalışalım. Estağfurullah. Şimdi Arap Baharı dediğimiz olayların başlamasının üzerine tam bir yıl geçti. Evet. Geçen yıl bu zamanlarda Tunus'ta başlamıştı. Dolayısıyla bir yıl içerisinde yarım asırlık Orta Doğu'nun düzeni değişti. Yani, evet, dolayısıyla evet. Çok özellikle Tunus'ta, Mısır'da çok hızlı değişim oldu. Gerçi orada tartışma var. Gerçekten bir devrim oldu mu yoksa sadece lider gitti, ordunun etkisi devam ediyor mu? Yani onu da altını çizmek lazım ama. Evet, evet. Libya'da çok kanlı bir geçiş oldu. NATO'nun işte uluslararası toplumun müdahalesi gerçekleşti. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman Arap Baharı'nın estirdiği rüzgar Akdeniz'in doğu ucundaki Suriye'yi kaçırmaz olarak vurdu ve Türkiye'nin de beklentisi Suriye'deki rejimin ya kendi eliyle kendi kendini değiştirmesiydi. Bunun için biz çok yatırım yaptık gerçekten Türkiye bu konuda. Bütün manevrasını, diplomatik gücünü kullandı ama sonuç alamadık. Bunun üzerine uluslararası toplumun Libya'da olduğu gibi çok hızlı hareket edebileceği zannıyla birazcık orada Türkiye hızla Suriye ile ilişkilerini nerede askıya alacak dereceye geldi. Hala diplomatik ilişkiler devam ediyor aslında bakarsanız ama yaptırımlar uygulanıyor. Büyükelçiler devam ediyor mesela. Tabii efendim. Devam ediyor. Türk Büyükelçiliğinde bir iki saldırı oldu. Konsoloslukları bildiğim kadarıyla kapattık ama Büyükelçilik hala devam ediyor. Yani bu anlamda resmi olarak hala ilişki içindeyiz Suriye ile. Kontrolü de olsa, sıkıntı da olsa ticaret de kısmen devam ediyor. Burada Türkiye'nin Suriye ile ilgili olarak projeksiyonunda kısmi hata bizden kaynaklanmadı. Uluslararası toplum sizin de bahsettiğiniz gibi Libya'da ve diğer ülkelerde gösterdiği bütünlüğü hızlı burada gösteremedi. Dolayısıyla Türk dış politikasının predikt ettiği, tahmin ettiği hızla uluslararası toplumun hareket etme kabiliyeti arasında bir açık oluştu. Tam doğru ifade herhalde bu olsa gerektir. O da şu Arap Birliği ve Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan işte inisiyatifler Suriye konusunda Esad rejimi çağrılarda bulunuldu değilse başka yaptırımların devreye girmesi gerektiği söyledi. Ama Güvenlik Konseyi'nde daha önceki Libya hadisesinden farklı olarak özellikle Rusya ve Çin veto gücünü kullandı. Bu son 20 yılda kullanılan çok istisnai vetolardan birisiydi. Kolay kolay kullanılmıyor veto gücü. Ama 1940'lı yıllarda olduğu gibi yani 45-50 yıllar olduğu gibi Rusya bu kez çok sert bir şekilde veto gücünü kullandı Çin'le birlikte. Dolayısıyla uluslararası toplum hareket edemeyince Türkiye kısmen açığa düşer bir konuma geldi. Seyircilerimiz belki bunu gün be gün takip etmiyor ama biz hani hastanın semptomunu takip eder gibi hareket ettiğimiz için. Ha şimdi yeniden
yeniden... Süreç ondan dolayı mı böyle oldu? Evet, yani süreç biraz... ondan dolayı... Yani çok... Rusya ve Çin'in müdahale etmemesi ve daha da önemlisi veto etmeleri. Veto etmesi, İran'ın da özellikle Suriye rejimini korumak için askeri her türlü desteği vermesi. Yani diğer Libya ve diğer olaylardan farklı olarak Suriye'yi kendi şahsına münhasır kılan, özel kılan şey rejimin dış dayanıklarının hala gücünü koruması. Bu önemli. Dolayısıyla uluslararası toplumun yeniden harekete geçirmek için bu kez işte Arap Birliği bir araya geldi ve üyeliğini askıya aldı, yaptırımlı kararları önerdi. Türkiye ile Orta Asya toplantıları düzenlendi. Alternatif iktidar bloku oluşturulması konusunda Arap Birliği Suriye muhalefetiyle görüştü. Türkiye'de toplantılar düzenlendi. Hala düzenleniyor. Şimdi o seviyedeyiz. Arkasından ABD ve Avrupa Birliği de Arap Birliği ve Türkiye'nin çizdiği strateji çerçevesinde görüşmelerde belli bir noktaya gelmiş durumda. Bunun bir ileriki aşamaya geçmesi için yani Güvenlik Konseyi'nin kararına dönüşmesi için daha önce veto gücünü kullanan Rusya ve Çin'in ikna edilmesi, İran'ın da Suriye'den vazgeçmeye zorlanması gerekir. Bu ikili süreç devam ediyor. Şu andaki Türkiye bunu mu yapmaya çalışıyor? Yani Türkiye uluslararası toplumla birlikte hareket etme istiyor. Kendi başına İbrahim Karagül'den bahsettiniz. Yani çok yanlış okumuyor aslında bu arkadaş ama uluslararası toplumla hareket Türkiye'nin dış politikasında uluslararası meşruluk temelinde hareket etmek geleneksel bir dış politika ilkesidir. Bu bir. İkincisi... Devlet geleneklerine uyar yani Türkiye tabii ki, değil mi tabii hocam? Ki, tabii, yani? Tabii ki. Çok önemlidir. İkincisi, biz elbette ki Araplarla yüzlerce yıldır beraberiz. Tarihsel ve kültürel olarak yakınız. Ama Cumhuriyet döneminde de yani Araplarla ilişkilerimizin gerildiği 1914 sonrasında, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde bile en kritik durumlarda Arapların Arap olmayan unsurlarla savaşında Türkiye hiçbir zaman yani Müslüman Arap dünyasına karşı silah doğrultan veya politik olarak karşıda duran bir çizgi izlememiştir. Sadece 1958 Cezayir'i tanınması konusunda Fransızlarla birlikte olmuştur. O da tarihi bir hatadır. Devlet onu o konuda gerektirmeyi yapmıştır. 67 Savaşı'nda, İsrail'in Araplar Savaşı'nda, 73'te, 91'de, Körfez Savaşı'nda, 1 Mart 2003'te bunlar hepsi bir tutarlıdır. Ve dışarıdan yapılacak olan müdahaleler konusunda Türkiye hiçbir zaman Müslüman Arap veya Müslüman İran gibi ülkelere yönelik olarak silah doğrultma veya karşı cephede yer almamıştır. Libya'da bile Türkiye'nin NATO müdahalesi konusunda ne kadar hassas davrandığını biz gördük. Şerhini gördük ama dolayısıyla, güçsüz kalmasını dolayısıyla da. Türkiye'nin Suriye'ye müdahale ederek Suriye'deki rejim değişikliğini hızlandırmaya yönelik şeyler, yazılar daha çok Batı basınında Türkiye'yi böyle bir projeye itme, provoka etme ya yönelik matufaran hareketler olarak okumak gerekir. Şunu altını çizerek bunu söylemek istiyorum. Uluslararası toplumla belli noktaya kadar hareket edebilirsiniz ve belki Türkiye'de barış gücü içinde yer alabilir, ayrı bir konu. Fakat kendi başına Türkiye Suriye sınırından bir adım ileri geçip Türkiye'den kalkan bir uçağın attığı bomba veya bir Türk askerinin tüfeğinden çıkan bir kurşunla bir Arap askeri ya da bir Suriye vatandaşı öldüğü zaman bütün Arap başkentlerinde ve Batı başkentlerinde şunu göreceksiniz. Osmanlılar geri geldi, ortaya fethe çıktılar. Siz 10 yıldır inşa ettiğiniz bütün o insani dış politika ve ortak refah ve güvenlik alanı oluşturma şeyleri, düşüncesi hepsi güme gider. Hocam çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani öyleyse Türkiye'nin yani Suriye'ye adım atması Türkiye'nin stratejilerini yok edecek bir adımdır. Kesinlikle tam onu söylüyorum. Ancak ve ancak yani bunu söyledikten sonra ancak ve ancak Suriye'de işler gerçekten rayından çıkar. 100 bin, 200 bin kişi Türkiye sınırını geçer. Uluslararası toplum meşruluk temelinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden artık insan trajediye son vermek için harekete geçirmesine karar verir. O noktada Türkiye muhtemelen çatışmayı veya güvenlik sorunları kendi ülkesine taşımaktansa
Suriye'nin içerisinde bir belli bir derinlik noktasına kadar tampon bölge oluşturulması diye bir şey olacak. Ancak o zaman ortaya çıkabilir. Bu evet. da ya Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir çatışma saldırı olursa ya da hakikaten Türkiye sınırına binlerce, milyonlarca insan birikir, göç etmeye çalışır. Artık Türkiye kaldıramayacak kapasite erişir. Uluslararası topluma beraber bunlar için bir ortak sınır olur. Uluslararası toplum bu noktada Türkiye ile birlikte hareket eder mi? Etmiyor çünkü. Yani bir ne petrol ne gaz var Suriye'de yani ne de maden bildiğimiz kadarıyla var. Öyle olunca da sanki uluslararası toplum Türkiye ile birlikte hareket etmiyor görüntüsü var. Yani bunu sağlayabilir mi? Türkiye'nin bu gücü var mı? Yok, sadece Türkiye meselesi değil. Bakın Arap dünyasındaki değişimlerde Türkiye belki Suriye'de biraz daha fazla inisiyatif aldı ama Arap Birliği üzerinden ancak bu tür projeler geliştirilebilir. Nitekim 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı, yani Libya'ya müdahale kararının gerekçesini daha birinci paragrafı okuduğu zaman Birleşmiş Milletler bu kararı Arap Birliği'nin çağrısı üzerine almıştır diye bir meşrulaştırıcı form, bir metin ortaya çıktı. Şimdi onun altyapısı yavaş yavaş atılıyor, yapılıyor. Yalnız dediğim gibi Arap Birliği Türkiye, Avrupa Batı ile birlikte belli bir senkronizasyona yaklaştı Türkiye Suriye konusunda. O kadar kararsız değil, ben kötümser değilim. Fakat bunun operasyonel hale gelebilmesi için Güvenlik Konseyi'nden çıkartılması lazım. Bunun için de Rusya'nın ikna edilmesi lazım. İran'ın da Suriye'den vazgeçilmeye zorlanması lazım. Bu ama bunlar mantıklı değil hocam. Şimdi geleceğim Hamdi Bey, şunu söyleyeceğim. Özellikle Rusya uluslararası bir sorun haline dönüştüğü zaman Suriye ya da Libya belli bir noktaya kadar kendi varlığını ya da işte eski güçlü devlet olma imaj vermek için direniyor. Ama artık uluslararası toplumda ciddi bir kararlılık gördüğü zaman bir takım pazarlıklarla veya işte ikna süreciyle ya çekimser kalıyor. Ya da geri çekiliyor. Evet, biz bunu 1991'de gördük, 1 Mart 2003'te gördük. Yani 2003'te Irak işgalinde gördük. İran konusunda da gördük. Yani her türlü Libya konusunda vesaire. Dolayısıyla ben belli bir aşamadan sonra Rusya'nın da bu Suriye'deki rejim değişikliğine sıcak bakacağını düşünüyorum ama bunun için zaman var. Onun için bir zaman öngörmek gerekirse eğer, ne zamana bu işler gelişir, birkaç dış dinamiği birlikte düşünmemiz lazım. Bir, Rusya'da Mart ayında seçimler var. Evet. Medvedev'in sözü oluyor, Putin tekrar geri gelecek. Resmen başvurdu. Evet, geçen hafta, işte iki hafta önce meclis seçimleri vardı. Biraz oy düşse de %49'lara falan geldi ama hala potansiyeli var. Dolayısıyla seçim atmosferindeyken Mart ayına kadar Rusya'nın içeride kendi gücünü pekiştirmek, liderliğini ispatlamak için Putin'in veya Medvedev'in Rusya'nın veto gücünü, vetosunu kaldıracağını beklemek çok gerçekçi olmaz. Mart ayını geçecek öyle. Dolayısıyla bahara yarışı. İki, Suriye konusunda önemli bir aktör İran'dır. İran'ın önemli stratejik müttefikidir bölgede. İran, Suriye, Hizbullah, Lübnan, Hamas üzerinden belli bir savunma hattı vardır. Batı ile ilişkilerinde İran hep bunları kullanır. Şimdi İran'da da Şubat ayında seçim var. Ahmadinejad'da 200 dönem bitiyor. Dolayısıyla İran'da eğer Suriye konusunda en azından rejim değişebileceğine ilişkin kabulü Şubat ayına kadar kolay kolay oluşmaz. Hatta ben İran'daki rejimin kendisini konsolide etmesi ve bu seçim sürecinde daha önce 2008'de yaşanan o hani yeşil hareket vesaire muhaliflerin İran rejiminde reform isteklerini örtmek için hem Batı'yla hem de Türkiye dahil olmak üzere dış dünyayla bir şekilde ölçülü bir gerginlik politikası devam edeceğini düşünüyorum. Hatta küçük bazı çatışmalar bile öngörebilir. Türkiye'yle söylemiyorum. Bunu özellikle İsrail ve Amerika'yla işte Körfez'de veya bir yerlerde uçağını düşürdüler. İşte nitekim bunun örneği, çok tipik örnekte uçağı düşürdüler. Evet. Yani ben yan seyircilerimizi yanıtmak istemem. Amerika ile İran'ın birbirine karşı bir savaşa girişeceğini kimse beklemesin. Bu bir soğuk savaş. Sıcak savaş olmaz mı? Hayır.
İran ve Amerika arasında doğrudan sıcak çatışma olmaz. Aynen Sovyetler Birliği ile Amerika arasında olmadığı gibi 45 yıl süren 45'ten 90 arasında olmadığı gibi. Ama mücadele üçüncü ülkeler üzerinden olur. Evet. Üçüncü ülke dediğim zaman da işte Suriye bunun bir cephesidir. Lübnan bunun bir cephesidir. İsrail, Hamas bunun bir cephesidir. Türkiye bunun bir cephesi midir? Türkiye'yi bu kutuplaşmada hem Amerika kendi yanına çekmeye çalışıyor hem İran kendi yanına çekmeye çalışıyor. Türkiye'nin işte nükleer krizde örneğin Birleşmiş Milletler'de hayır oyu vermesi, evet. Türkiye'nin Amerika'nın ileri karakolu olmama, yani bu kutuplaşmanın bir parçası olmama isteklerinin bir sonucudur. Ama bunun karşısında radar istasyonlarının kurulmasına onay vermesi böyle okuma gayreti içindedir. Evet. Yani karşılık olarak hem İran'ın hem Amerika'nın rahatsız olması Türkiye'nin bu oyunda onların kurduğu oyunun bir parçası olmayı kabul etmemesinden dolayıdır. Evet, yani ama şunu anlıyoruz ki artık İran büyük bir devlet. Bu çünkü Amerika'ya çok net bir şekilde baş kaldırabiliyor ve net bir şekilde de kendi stratejisini geliştirebiliyor. Yani ya bu kısmen doğru. Yani büyük güç organ bağımsız bir aktör olma anlamında evet. Yani dünya sisteminde bağımsız aktör ama izole olmuş bir aktör. Kendi çevresinde bir güvenlik şeridi oluşturuyor. Onun için güvenlik şeylerini, sınırını kendi ülkesinin dışında oluşturuyor. Suriye bunlardan birisi saydım. Şey üzerinden Suriye, Lübnan, Hizbullah, Hamas, hatta Suudi Arabistan'ın güneyi, Yemen'in kuzeyindeki alan. Zeydi bölge. Hatta Pakistan hocam. Çünkü Pakistan, son günlerde Afganistan belli şeymiş yani çok daha alanda. Vekaletle savaş diye bir kavram var. Yani hem Amerika hem İran çatışmayı mücadeleyi üçüncü ülkelerde, çevre ülkelerde kabul ediyor. Afganistan'da savaşıyorlar. Savaşıyorlar. Ama işte bu işin tuhaf tarafı da NATO'nun orada işte bir açıklama yapıldı. Almanya'dan geldi, hı, o açıklama. Mutlaka siz de takip etmişsinizdir. NATO yenildi diye bir açıklama geldi yani. Bu bir strateji midir? Yani yoksa gerçekten NATO orada çuvallıyor mu? Doğrusu merak ediyorum. Şimdi abi konumuz yani belki Pakistan, Afganistan değil ama. Ama bir, sanki bağlı mı? Şöyle, bağlıymış gibi. Şöyle. Yani. Bağlı değil mi hocam? Önce, nasıl efendim? Bağlı mı, bağlı değil mi? Yani bu konularla NATO. Afganistan, NATO, o mesela o oralar ayrı bir konu mu yoksa birbirine bağlı mı? Önce çok, yani istersen uluslararası politika bakımından elbette. Yani bunlar birbirine ilişkili konular. Amerika'nın dünya sistemindeki hegemonyasını devam ettirmek için girişmiş olduğu mücadeleler. Ama yavaş yavaş Amerika eski Amerika değil, güç kaybediyor. Bu angajmanlarda geri çekilmesi lazım. Imperial overstretch diyorlar. Yani aşırı güç dağılımı ekonominin zayıfladığı durumlarda ülkeyi batırır. Bu Roma İmparatorluğu da böyle yıkılmıştır. Osmanlı da böyle. Hepsi böyledir. Kan kaybedersin. Çöküşü hızlanır. Dolayısıyla şu anda Amerika bu anlamda ekonomik krizle boğuşurken hala eski ya. gücündeymiş gibi hareket etmesi. Afganistan'da, Irak'ta hareket etmesi, her yıl 600 milyar dolar işte artı milyarlarca dolar başka yatırımlar yapması, askeri harcamalar yapması kolay değil. Onun için de çok hızlı şekilde bu sene Irak'tan çekiliyor. 2014'e kadar Afganistan'dan çekilme stratejisi var. Ama çekilirken işte Pakistan'ı da bir şekilde kendi açısından güvene kavuşturarak çekilmek istiyorlar. Pakistan ordusuna güvenmiyorlar. Pakistan ilginç bir ülke. Pakistan ordusu muhafazakar. Ziya-ül-Hak'tan beri böyle. Ama elinde biliyorsunuz nükleer silahlar var. Bu nükleer silahları da güvence altına alarak çekilmek istiyor bölgeden. Onun için de Pakistan üzerine inanılmaz derecede baskılar uygulanıyor. Şeyden güvenmiyorlar çünkü İran'la Pakistan arasında belli bir angajman olabileceğine ilişkin şeyler var. Şüpheler var vesaire. Ama her halükarda bu süreç sürdürülebilir bir süreç değil. Yani Amerika açısından gerek Afgan stratejisi gerek Pakistan stratejisi sürdürülebilir değil. Bir şekilde şuraya gelmiş durumdalar. Artık biz o savaştığımız ama işte kırsal kesimi hala güçlü olan Taliban ve benzeri örgütlerle bir şekilde masaya oturup Afganistan'ı normalleştirmemiz gerekir. Afganistan ordusunun polisini Türkiye'de dahil olmak üzere belli ülkeler üzerinden şu anda eğitiyorlar, hazırlıyorlar. Ve kendi güvenliğini sağlayacak bir noktaya gelsin. Artı işte demokrasi açılımları vesaire deyip Taliban gibi örgütleri de bu sisteme dahil etmek istiyorlar. Böylece
çekilirken işte biz gittik işgal ettik ama en sonunda işte işleyen bir demokrasi kurduk. Orada güvenlik sağlandı. Yani yüz akıyla çekilecek bir onurlu çıkış stratejisi izliyorlar. Bir önce de Amerika şu an seçimlerde en çok o tartışılıyor. Afganistan'da bulunmanın hiçbir rasyonelitesi yok diyor ama Amerikalılar. Sadece Çin'in belki kontrol etme anlamında olabilir. Onun için de Amerikan seçimlerinde şu anda Afganistan, Pakistan stratejisi çok ciddi olarak tartışılıyor. Yani nasıl çekileceğiz buradan yüz akıyla onu planlıyorlar. Daha fazla uzatırsanız Vietnam'da olduğu gibi bu kez yüzünüz kızararak gidersiniz ve çökersiniz. Evet. Dolayısıyla Batı'nın İran konusundaki stratejisi oraya dönerseniz eğer son 1-2 ayda daha çok Suriye'deki rejimin değişmesini kolaylaştırmak için İran'ın can derde düşürme politikasıdır. Evet. Yaptırımlar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu açıklamış olduğu rapor, bu 6 ay önce hazırlandı, yeni değil ki. Ama bugün açıklanıyor. Evet. Yeni yaptırımlar vesaire İran'a Suriye'nin yanında yer almanın maliyetini artırıcı politika uygulayarak Suriye'deki değişimi hızlandırmak. Ama bunun şeyi nedir? Yani İran açısından vazgeçebilir mi? Vazgeçilebilir ama kendi güvenlik stratejisini değiştirmesi gerekir. Suriye çöktüğü zaman yani İran'ın etkisinden çıktığı zaman bunun doğal olarak uzantısı İran'ın kendi iç politikasında da etkisi olacaktır. Zaten bir hareket var İran'ın kendi içerisinde. Muhalefetin ciddi bir direnci var reform yapılması konusunda. Bir kere o reformun ağzını açarsan rejimi ayakta tutamazsınız. Evet, evet. Ya Batı'nın buradaki stratejisi, ben uzatmak istemiyorum ama İran konusundaki stratejisi farklı yol ve yöntemler kullanarak çatışma değil, İran rejimini içeriden çökerecek olan süreci hızlandırma. Mümkün olmuyor ki hocam yani. Şu en nihayetinde bakın İngiltere Büyükelçisi'ni, evet, işte devlet geleneklerini de, yani İran bir de şöyle, yani hakikaten Türkiye, evet, büyük bir devlet olduğunu görüyoruz burada. Yani tamam İran büyük olabilir, hı-hı, ama büyük bir devlet değil görüntüsü veriyor. Yani elinde büyük silahlar olabilir, evet, güçlü bir askeri şey olabilir. Ama işte PKK'da da güçlü bir askeri yapı var. Yani ben burada İran terör demiyorum, hı-hı, kesinlikle demiyorum ama İngiltere'nin mesela büyükelçisine saygı bile duymadılar. Büyükelçiliğine saygı duymadılar. Oysaki devlet gelenekleri bunu şey yapamaz. Yani orada, evet, tam bir devlet olma problemi de var gibi. Bilerek yaptırıyorlar. Biraz önce sözünü ettiğim anlamda hesaplı bir gerginlik politikasının parçasıdır Batı'yla ilişkileri germek. Özellikle İngilizler hala Orta Doğu söz konusu olduğunda Amerika'ya bile yol gösteren ince siyasetin, diplomasinin ve stratejinin background'ı oluştururlar. Evet. İngiliz siyasi hala devam eder Orta Doğu ile ilgili çünkü en iyi onlar bilirler. Amerika, evet, çok fazla bilmez. Hala arkeoloji stratejileri, yani arkeologlarla oluşturmuşlar. Anglo-Sakson stratejisi, İngiliz stratejisi bölgeyi çok iyi analiz etmiştir. Bölgeyi hep arkeologlar gönderiyorlarmışmış hocam 1910'lu yıllarda. Niye gönderiyor? Sonra bir bakılmış ki yani aslında adamlar onları tamamen ajan olarak kullanıyor. Hiçbirisi arkeolog markeolog değil. Yani müthiş bir strateji geliştirme tabii gücü ki var İngiltere. Tabii ki, tabii ki. Yani ya antropolojistler ya şeyler, evet, evet, arkeolojistler bir şekilde bilgi toplamış. Evet, evet. Şimdi bunları kullanıyorlar. Hangi aşiretin kimle ilişkisi olduğunu, nasıl harekete geçireceği kadar, en ince noktasına kadar ellerinde. Dolayısıyla İsrail, İngiltere'ye karşı bu öğrencilerin işte İngiliz büyükelçisi basması vesaire biraz da işte İran'ın ben daha çok kendi içindeki rejimin zayıflaması önlemek için gerginlik politikasının bir parçası olarak okuyorum. Şubat, Mart ayına kadar bu devam edecektir. Biraz zamana ihtiyaçları var. Bunları sadece okuduğum için söylemiyorum. Yani pek çok katı toplantıda bunlar konuşuluyor. İran'ın gelen heyetler de aynı şeyi söylüyor. Zamana ihtiyaç var. Olgunlaşması lazım. Şu var. Suriye rejiminin, madem onu konuşuyoruz, bitirmekte fayda var. Şey, tamamlamakta şeyini. Ne zaman çöker? Yani Suriye'deki... Çöker mi ya da? Çöker mi? İşte, valla 4000 ölü, 10.000'lerce kayıp ve işte bütün uluslararası toplumun bu kadar Beşar Esad rejimini gayrimeşru ilan ettikten sonra ancak mucizeli şekilde Beşar Esad yeniden ülkeyi demokratikleşme konusunda radikal, çok 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 radikal adımlar atmadığı sürece bu çöküşten kaçamaz. ABC herhalde değil mi hocam? Bir televizyon kanalı var. Oraya bir röportaj, hı-hı, vermiş. Evet, Amerika'da. Diyor ki Beşar Esad, yani Esad, yani diyor ki ya iyi de biz demokratik bir ülke değiliz ki zaten. Niye bizde demokrasi?
Sorun o zaten. Yani ben yani Beşer Esad sanki gerçekten çökmüyormuş gibi. Yani çünkü hatta muhalefet orada yeterince güçlendirilemiyormuş gibi bir görüntü görüyorum. Hancı, şu analizimi tamamlayayım isterseniz. Tabii. Yani rejimler ne zaman çöker? Devrim sosyolojisi üzerine çalışanlar var. Evet. Tarihsel olarak bu konuda yazılmış pek çok kitap var, teori de var. Yani diyor ki içerideki rejimin meşruluğu iyice zayıflar. Dışarıdan müdahale hazır hale gelirse rejimin çöküşü hızlanır. Şimdi dış dayanıkları konuştuk aslında. Yani belli bir noktaya kadar uluslararası toplumun kararlılığı var ama direnç noktaları var. Onlar kırılmış değil. Onların kıramıyoruz. Rusya, bahara Çin, doğru. Çin, Suriye, evet, işte yani bahar İran. Bekleyeceğiz. Yani en azından benim öngörüm o. Orada Lübnan da var yani hocam. Tabii. Hizbullah var yani. Onu tabii, da kıramadılar yani. Yani o da var. Arap Birliği'nde işte dedi ki ben şey yapmıyorum, takmıyorum. İçeride henüz muhalefet, Suriye muhalefeti çok örgütlü değil. Çünkü rejimler, Arap rejimleri içerisinde en baskıcı ülkelerin birisi Suriye'ydi. 1980'li yıllarda İhvan-ı Müslümin dediğimiz Arap dünyasındaki İslami hareketlerin en yaygın olan bilinen Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Suriye kolu çok ezildi, zayıflatıldı ve ya insanlar öldürüldü. Katliam yapıldı. Katliam yapıldı. Hama'da 20 bin kişi öldürüldü. Pek çok kişi de Suriye muhalefete kaçtı. Evet. Yurt dışına kaçtı. Dolayısıyla içeride farklı bir muhalefeti örgütleyecek altyapı kalmadı. Şimdiki muhalefet büyük ölçüde ya spontane gençlik eylemleriyle bunlar yapılıyor. Ya dışarıdan besleniyor. Dışarıdan da o kaçan Suriye diasporası dediğimiz Suriye'nin dışındaki Suriye vatandaşlarının oluşturmuş olduğu bir şey var. Geçici konsey var. Ve zayıf. Suriye'nin içindeki gruplarla da çok sağlıklı iletişimleri yok. Dolayısıyla eğer rejim çökecekse önce bunun alternatifinin oluşturulması lazım. Bu bir. İki. O da var mı mesela? Hocam bir ara verelim de ondan sonra lütfen konuşalım. Efendim, çok önemli çünkü mesela evet. Alternatifi var mı? Doğrusu merak ediyorum. Evet. Orada önemli noktalar var. Kısa bir ara var sevgili seyirciler. Kısa bir aradan sonra Sayın Birol Akgün, Profesör Doktor Birol Akgün hocamızla söyleşimizi sürdüreceğiz. Yaşam için artık bir tercihiniz var. Meram'ın güzellikleri içinde huzur verici villalar sizi bekliyor. Meram'da olmak, Meram'da yaşamak, Meram'ın güzelliklerini tatmak, sefa konaklarıyla bir başkadır. Huzurlu ve akıllı mekanların mimarı. Sefa İnşaat güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi için 0539 604 5491 www.sefakonaklar.com. Adesem'de Altılı Paşa Bahçe Sultan Akası sadece 3 lira 95 kuruş. Tam 40 yıllık Opel tecrübesi. Yıldız Otomotiv Opel Özel Servisi. Opel aracınız için özenli bakım, bol yedek parça ve zamanında hizmet. Yıldız Otomotiv Karatay Sanayi Nur Cami arkasında. Can İnşaat'ın yeni yıldızı Can Nova. 5 yıldızlı konut ayrıcalığınla favorimsin. Çizgi üstü dairelerinde vaat ettiğin konforla idealimsin. Can Nova. Can İnşaat güvencesiyle. Kalp ve damar rahatsızlıklarınız için Panax. Diz ve eklem sorunlarınız için Romaflex. Romatizmal rahatsızlıklarınız için Romadur. Varis ve hemoroid sorunlarınız için Varitex. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için reçim mantarı. Tüm bel, boyun, kas ve eklem sorunlarınız için ozonlu masaj kremi. Binbir derde deva mucizevi ürün, ozon yağı. Tüm sedef rahatsızlıklarınız için sedef son. Fazla kilolarınızdan kurtulmanın formülü, kibarlı form seti. Mutlu ve huzurlu bir aile hayatı için Forzamen. Sigaradan kurtulmanın en doğal yolu. Kibarlı sigarayı bıraktırma seti.
kadınların yüz ve cilt güzelliği için Lea Aklık Seti. Kibarlı doğal sağlık ürünleri. Sağlık sorunlarınıza alternatif çözümlerin adresi. 7 gün 24 saat telefon ya da internet adresinden bizlere ulaşıp destek alabilirsiniz. Bizimle öndesiniz. Bizimle güvendesiniz. Bizimle kazançlısınız. Otogaz'da tek adresiniz. Taşkın Otogaz Sistemleri. Adese ve Adesem'de bonusla tatlı alışverişler. 8 Ocağı kadar Adese ve Adesem'lerden bonusla farklı günlerde ve tek seferde 75 lira ve üzeri ikinci alışverişinize 5 kilogram Adese toz şeker hediye. Oh, 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 Adese, dost alışveriş. Sağlık hizmetinde yeni bir soluk. Özel Konya Anıt Hastanesi, uzman kadrosu ve modern teknolojisiyle dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyor. Özel Konya Anıt Hastanesi, her zaman yanınızda. Adesem'de 2500 watt enerjiye ayak hediyeli infrared ısıtıcı sadece 59 lira 90 kuruş. Her şey minik kalplerin hayata tutunması için. Başkent Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi sahip olduğu yüksek teknolojiyle umutları yeşertiyor. Tıpkı nitelikli sağlık hizmetleri sunan diğer tüm birimleri gibi. Başkent Üniversitesi Hastanesi. Doğru, tarafsız ve anlık haber. www.merhabahaber.com. Adesem'de Simbo katı meyve sıkacağı sadece 69 lira 90 kuruş. Vaktiniz ve aracınız çok değerli, biliyoruz. Ford Yetkili Servisi Motorcu Otomotiv'e gelin, tamir, bakım ve yedek parçada Ford Otosan özel eğitim sertifikasına sahip gerçek profesyonellerden hizmet almanın güvenini yaşayın. Üstelik ticari araçlarda randevu yok, bekleme yok. Motorcu Otomotiv. Evet sevgili seyirciler, tekrar karşınızdayız. Kafamız karışık yani işin özü sevgili seyirciler. Yani değil mi hocam, yanlış ifade ediyorum. Tabii ki efendim. Dünyanın kafası karışık bu konuda. Evet. Uluslararası ilişkiler uzmanı ve aynı zamanda da Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Birol Akgün ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Hocam Suriye konusunu bir tamamlayalım da. Evet, evet. Oradan tabii elimde bir de dergi var. Bize bir yardımcı olursanız bu dergiyi de bir göstermek istiyorum. Stratejik Düşünce dergisi, Akdeniz'de Bahar Sendromu başlığıyla. Hocam bu dergiyi bulabiliyorlar mı normal bayilerde? Onu dağıtım. Bazı yerlerde var ama normal gazetelerin olduğu şekilde bu kadar yaygın olmayabilir. Evet. Ama bazı yerlerde var. Ya internet üzerinde bakabilir arkadaşlar. Akdeniz'de Bahar Sendromu, Stratejik Düşünce. Şimdi stratejik düşünce özellikle hocamın da öğretim üyesi diyelim değil mi hocam? Yani orada da evet, orada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Düşünce evet. Uzmanları arasında yer alıyor ve Yasin Aktay hocamızı biliyorsunuz. Hakikaten aslında kendisi Konya'mızın yetiştirdi. Selçuk Üniversitesi'nden evet. Gitti. Değil mi? Çok önemli bir sosyolog evet. Olarak kabul ediyorum. Ve Yasin Aktay Bey'in genel yayın yönetmenliği yaptığı bir dergi ama stratejik düşünce akademisi mi diyelim hocam? Enstitüsü diyelim değil mi? Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün başkanlığını da yapıyor herhalde. Doğrudur. Değil mi hocam? Siz de orada uzman olarak beraber çalışıyorsunuz. Ve hocam dergide Irak konusunda da sizin herhalde Suriye. Şunu da bir gösterebilirsek arkadaşımız bize yardımcı olsun.
Hocamın güzel de bir yazısı var. Yani bunu herhalde internet ortamında bulabilirler. Yok yani şu anda metin olarak yok ama bir temin edebilirler kısmı var. sde.org.tr'de doğrudur var mı hocam? sde.org.tr. Evet. Doğrudur. Yani yine de bir baksınlar bakalım. Tabii ki, umarım tabii. Yani aslında bu yazılar okumak önemli. Yani konularla ilgilenen, konularla evet. Hani dünyada neler değişiyor, Suriye'de neler oluyor, neler olacak sorular. Ama bu önemli bir konu. Yani bizim geleceğimizi, kesinlikle. Çocuklarımızın geleceğini, kesinlikle. Yani dünyamızı çok yakından. Evet, burada bu arada bu şeyi de buldum haritayı hocam. Haritayı buldum. Yani şöyle ben burada harita konusunda sevgili seyirciler, yani sizinle birlikte konuşmuş olalım. Hocam yani şey demiştim, yani İran ve Suriye, yani Suriye'deki rejimin değişmesi konusu. Çünkü Irak'ta bir boşluk oluştu. Yani devlet var gibi görünüyor ama Türkiye'yi her ne kadar baş kaldırıyorlarsa da aslında ciddi bir devletten bahsetmek mümkün mü bilmiyorum. Orada sanki İran boşluk bir alan buldu. Çok rahat kullanıyor görüntüsü veriyor ve buyurunuz hocam. Şöyle tabii Irak'tan bu sene Amerika çekiliyor. Evet. Belki tamamen çekilmeyebilir ama büyük ölçüde çekilecek ve belli üsler elde ederek muhtemelen ülkeyi terk edecektir. Fakat Irak'ın sosyolojik gerçeğe baktığınız zaman nüfusun %60'ı Şia. Bu şu demek değil. Aslında bütün Şialar Kabe'si Tahran değil. Evet, evet. Kesinlikle değil. Çünkü Farisilerin özellikle İran Şiasının geliştirmiş olduğu siyaset teorisiyle, yani devlet siyaset ilişkileriyle Irak'taki Şia grupların anlayışı farklı. Yani bizdeki mezhep farklı da olduğu gibi. Fakat yine de elbette ki Şii olması bakımından inanılmaz bir etki alanı var. Fakat bugünkü dünyada sadece salt, bu sosyolojik bağlar vesaire etkili olmuyor. Ekonomik olarak güçlü olmanız, etkileme kapasitenizin olması lazım. Esasen bugün İran'ın gücü veto gücüdür. Yani pozitif bir şey inşa etme anlamında bir güçten çok destabilizasyon sağlayacak araçlara sahip olması güç sağlıyor. Yani biraz açıklarsanız benim ya, evet şöyle söyleyelim. Mesela Türkiye'nin Orta Doğu'daki bu değişim sürecinde oynamış olduğu pozitif rol. Yani işte Türkiye modelidir, Türkiye'nin aldığı tavırların tahrir meydanındaki yansımalardır, Libya'daki yansımalardır. Bu değişimi hızlandırma ve birlikte hareket edebilme yeteneği anlamında Türkiye'nin sahip olduğu ekonomik yapı, işlevsel bir servis piyasa ekonomisinin olması, rekabetçiliği, siyasi olarak çoğulculuğu vesaire. Bunlar etki alanımızı oluşturan bizim unsur, yumuşak unsurlarımızdır ve halklar bunun üzerinden sizi etkiler, televizyon dizileri bu işe dahildir. Evet. Şimdi evet. Bu anlamda İran'ı bölgede çekici kılan ne var derseniz ciddi bir servis piyasa ekonomisi yok. Kapalı bir toplum. Evet. Yani askeri gücü inkar edilemez, belli elbette ki ağırlığı var. İşte ekonomik olarak da petrolü, doğalgazı var. Ya yani bunların dışında İran'ın kurduğu sistemin taklit edilebilme yeteneği, bu anlamda çevresindeki ülkeleri etkileyebilme gücü zayıf. Ama veto gücü dediğimiz şey kendi çevresine yaklaşan güçlere karşı, Amerika olur, başka ülkeler olabilir veya İsrail'e karşı veya kendisiyle tehditleri tehlike savunmak için kendi çevresi oluşturmuş olduğu bir takım silahlı güçlerle pekala operasyon yapabilecek şeye sahip, kapasiteye sahip. Bu İran, Lübnan Hizbullah'ından, Suriye'den, işte Hamas'tan, belli bölgelerdeki Şii grupların silahlandırılmasına kadar geniş bir etki alanı var ve gerekirse bunlara terör araçlarına da başvurarak veya çatışmaya başvurarak, işte Hizbullah'la İsrail arasında olduğu gibi bölgeyi istikrarsızlaştırma ve Amerika veya İsrail için İsrail çıkarlarına zarar verme, tahrip etme anlamında bir veto gücü ve destabilizasyon etkisi var. Bu anlamda bir negatif bir güçtür ama pozitif anlamı inşa etme anlamında İran'ın bir çekicili bir rol modeli, model ülke olma, model toplum olma şey yoktur. Evet. Yani mesela Türkiye'de var ama Türkiye'de var mıdır hocam? Türkiye'de büyük ölçüde oluşmuş vardır, durumda. Yani son 10 yıldaki gelişmeler Türkiye'yi bölgeyi bir etkileyen bir şey haline getirdi. Yani yani şu vardır Hamdi Bey, dünya sisteminde ciddi bir elbette ki güç kayması yaşanıyor. Yeni aktörler ortaya çıkıyor Türkiye gibi. Yeni aktörler ortaya çıkarken sadece sizin ekonominiz, askeri gücünüz falan değil. İnsanlığa veya yakın çevrenize
anlatacağınız bir hikayeniz, üzerine dayanan ilkeleriniz olması lazım. Tarihiniz, kültürünüz, geleneğiniz, kendi içerisindeki yapınız vesaire bir adalet hissi, çekicilik hissi vermesi lazım. Yani Irak'taki insana imkan verilirse İran'da mı yaşamak istersin, İstanbul'da mı yaşamak istersin dedi. Eğer sizin ülkenizi ben Türkiye'de yaşamayı tercih ederim diyorsa bu sizin etkime gücünüzü gösterir. Evet, ki ben İstanbul'da yaşamak isterim diyenin Arap ülkelerinin dünyasının yarısı herhalde imkan olsa oraya gelir. Evet, yani gelelim şimdi Suriye'ye. Evet, yani Suriye'de değişim olacak mı yani bunu? Ben Suriye'deki değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum ama bu Falcan'ın dediği gibi yani biz kehanet yapmıyoruz. 3 vakte kadar mı olur? Yani 3 ay mı olur? 3 yıl mı olur? Bir şey diyemem. Yani en yakın dönemde görebildiğimiz şeyleri analiz ederiz ve belli bir tahminde bulunuruz. Ben dış dayanıklar anlamında bunun Nisan aylarına kadar ancak belli bir uluslararası konsensusun Suriye konusu oluşacağını söylüyorum. Bunun içerideki ayağı konuşuyorduk aradan önce. Orada Suriye muhalefetinin örgütlenmesine baktığınız zaman içeride zayıf olduğunu, bunun tarihsel işte baskıcı rejimin karakterinden kaynaklanan nedenler olduğunu söyledik. Şimdi önümüzdeki dönemde Suriye rejimini yıkacak olan şey, burası kritiktir. Suriye'deki Baas rejimi %10'luk bir Nusayri azınlığı üzerine oturuyor. Bunu herkes biliyor. %80'lik bir şey var. Sünni çoğunluk var ve bunlar da aslında ideolojik olarak, siyasi olarak Esad rejiminden hoşlanmıyorlar ama özellikle son 40-50 yıldaki İsrail karşıtı politikalar, Esad ailesinin İsrail'e karşı izlemiş olduğu sertlik politikaları siyaseten Baas rejiminin Sünni kesimdeki tabanını güçlendirdi. Bu bir. İkincisi yönetim sistemi ağırlıklı olarak Nusayri kliğinde olsa da ekonomik alanda Sünni kesimin belli bir şey var. Gücü var. Ona bir alan açmış durumda. En azından piyasa aktörleri onların çünkü sosyolojik olarak öyle baktığınız zaman. Ha, burada son gelişmelere baktığınız zaman Suriye'de büyük ölçüde ayaklanmalar Suriye'nin başkentinde değil. Suriye'nin ticari merkezi Halep'te de değil. Ya Ürdün sınırında veya kuzeydeki belli bölgelerde çevre, periferideki bölgelerde daha fazla yoğunlaştı görüyorsunuz. Yani Deir-Zur'dur, aklıma gelen İdlib'dir belli şehirlerinde. Ama bunlar çok Suriye'nin ana kitlesi oluşturmuyor. Şimdi bu hareketler, çevredeki hareketler rejimin elindeki baskı aygıtlarıyla yani askeri yöntemlerle çok rahat bastırılıyor. Ne zaman bastırılamaz hale gelir? İşte dışarıdan bu koalisyon, uluslararası toplumun Suriye'deki rejimin değişmesi gerektiği ilişkin tek sesli hale gelirse içerideki çatışmalar yavaş yavaş Suriye ve Halep'e sıçrar ve Halep'teki orta sınıf, Şam'daki orta sınıf, tüccar sınıfı artık Esad ailesinin gitmesi gerektiğine inanırsa 1 milyon insan Şam meydanında toplanırsa, Halep toplanırsa Esad ailesi gitmek zorunda kalır. Bu başarılabilir mi? Başarılabileceğini ben düşünüyorum ama bu dışarıdaki ile içeridekinin kesişmesi noktasının sağlanması lazım. Sekmenizasyonu. İkincisi, yani şunu daha doğrusu, burada biraz önce sözünü ettiğimiz Suriye muhalefetinin hem ekip olarak, örgüt olarak hem de Esad sonrası Suriye'nin nasıl bir Suriye olması gerektiğine ilişkin açık bir vizyonunu ortaya koyması lazım. Burası kritiktir şu anlamda. Şimdi mezhepsel olarak baktığınız zaman Nusayriler sayısal olarak %10 azınlık. Evet. Kuzeyde Kürtler var. Bir de Hristiyanlar var. Azınlık olması. Azınlık. Şimdi Suriye'deki muhalefet eğer ciddi olarak varlık gösterecek ve rejimin değişmesini hızlandıracaksa kendisi yapısı içerisine Nusayrilerden de temsilci olması lazım. Azınlıklarda olması lazım. Ve geleceğe yönelik olarak da o çoğulcu yapının kendi kimliklerini, kendi haklarını koruyarak o sistem içerisinde katılımcı şekilde meşru biçimde temsil edileceğine ilişkin bir vizyon ortaya koyması lazım.
Yani devrim sonrasında işte Nusayri azınlığın ya da Kürtlerin ya da Hristiyanların kendi haklarına saygı gösterileceğine ve meşru biçimde ülke yönetimine katılacağına ilişkin bir güvence verilmeden kolay kolay Suriye ordusu çözülmez. Esad ailesinin, o Nusayri kliğinin zayıflatamazsınız. Ordunun çatlaması için en azından ülkeye zarar verildiğini, artık bu işi sürdürülemez olduğunu, üstelik hem liderlik olarak hem alternatif iktidar blokunun vizyon olarak, geleceğe yönelik olarak inandırıcı bir liderlik ve vizyonun ortaya çıktığının gösterilmesi gerekir. Bu üçü paralel gitmesi gerekir. Şu anda Arap Birliği, Türkiye ve dünya bir anlamda bunu yapmaya çalışıyorlar. Belki bazıları bunu kaçırıyor ama Türkiye'de yapılan toplantılar hep bunlar konuşuluyor. Yani ben bunu kaçırılması tabii, yani belki kaçırılıyor ama ben bunun ne kadar etkili olabileceği, yani çünkü Suriye çok farklı bir kapalı bir toplum. Yani buraya takıldık kaldık gibi görünebilir. Yani efendim, biraz ikna olamıyorum. Şöyle, siyasi olaylar hani hava tahmini yapmak kadar kolay bir şey değildir. Evet. Biz sadece olayların gidişine bakarak hangi noktada bu değişim gerçekleşebilir, onu analiz yapıyoruz. Burada dayandığımız şeyler hem Suriye'nin içerideki sosyolojik yapısı hem dışarıdaki rejimin, evet, dayanıkları, hem de Arap dünyasının dışındaki başka rejim değişiklikleri, yani özellikle devrim sosyolojisi açısından başka örneklerde nasıl gerçekleşmiş, biz buna bakıyoruz. Evet, evet. Yani tabii ben sizin şeyinizi kesinlikle ve kesinlikle yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani teorilerinizi, bu stratejilerinizi ve burada önemli çıkarımları önemsememek gerektiğini de düşünüyorum ama şunu burada önemli buluyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani Suriye Baba Esed döneminde, hı hı, işte Hama olayları bizim hala içimizi yakar, evet, ciğerimizi yakar. Yani gönlümüzü parçalar. Binlerce muhalifi öldürdü, yani katletti. Kimyasal silah dahi kullandı, evet, yani hiç çekinmedi. Ve dünya buna hiçbir şey demedi o gün. Yani çünkü o gün o şartlar... Başka bir dünya vardı. Soğuk savaş dünyası. Doğru. Bugün onu yapacak durumda değil. Evet. Zaten dışarıdan bir müdahale kararı da ancak içerideki olayların derinleştiği bir anda olabilir. Muhtemelen önümüzdeki dönemde hala kan akmaya devam edecek maalesef. Ve belli bir noktadan sonra artık uluslararası toplumun göz yummayacağı, umarım yani, işte bir şeye hocam, gelecektir. Şöyle yani ben o konuda yani tarih vermek zor olur ama yani yaz aylarına doğru bu çözülmenin olacağını düşünüyorum. Hocam mesela bu o kadar kapalı bir toplum ki Suriye, yani ne Libya'daki sağlanabildi ne Mısır'daki, hatta Yemen'deki bile buradan daha açık görünüyor. Çünkü çok rahat haberler alınabiliyor, evet, bilgiler. Hocam 35 ölü deniliyor, 40 ölü deniliyor, 50 ölü deniliyor. Yani bunların ajanslardan geliyor. Yani çok, evet, da evet, hem Reuters'tan hem Anadolu Ajansı veriyor, işte başka ajanslar veriyor. Fakat bunların hiçbirisi teyit dahi edilemiyor yani. Ancak işte içeriden gelen bazı görüntüler, insanların raporları, ajansların ki raporları. Onu da almıyor yani içeriye. İnsan hakları, evet, ilk adam takmıyor yani. Zaten biz demokratik ülkeyi izlemedik deyip geçip gidiyor yani. Yani umarım Suriye, yani o kan durur inşallah hocam. İran'a geçmek istiyorum. Buyurun. 48 geçiyor hocam saatimiz. Sizin öngörünüz Haziran'a doğru çözülme olur Suriye'de. Yani yaz aylarına doğru belli bir şeyin gündemin sıkışacağını ve iç ve dış dinamiklerin değişimi zorlayacağı en erken tarih olarak ben ancak Haziran. İran hocam, İran'a da şöyle sormak istiyorum. Yani işte mesela İran anlaşılıyor artık, yani bir güç denge, evet, belirliyor. Ve ikide bir ama şöyle diyor, yani biz Türkiye'yi de vururuz. Bu ne demek oluyor? Yani Türkiye'yi niye vuracak veya Türkiye'yi vurabilir mi gerçekten? Yani Türkiye bu kadar zayıf bir ülke mi? Ve bir de şu var tabii, böyle deyince de hemen bir baktık, Amerikan bir dergisinde Türkiye'de 16 tane mi 17 tane mi atom bombası olduğuna dair bir haber yer aldı. Yani merak etme, Türkiye'de de güçlü der gibi Amerika. Bir de Amerika ile çok iyi ilişkileri var Türkiye'nin şu anda, değil mi? Sanki çok iyi bir dönem yaşanıyor. Geçen gün bir büyükelçi Türk-Amerikan baharından söz ediyordu. Yani böyle bir şey var. Doğru söylüyorsunuz yani. İşte İran ne olacak? Yani burada Türkiye'ye gerçekten böyle bir strateji mi geliştiriyor? Hamdi Bey bakın, olayı sadece bugün için bakmamak lazım. Bu Arap Baharı dediğimiz süreç
öyle kolayca yabana atılır bir süreç değil. Burada evet. Kapaklar açıldı, bentler yıkıldı. Ben zaten Suriye rejimin de bu baskının altında daha fazla direnemeyecek dememin nedeni de bu. Tarihsel yani, konjonktür bu diktatörel rejimleri birbirine götürecek yani. Bağız kelebek rejim nedir? Yani. Bağız, kelebekten daha ileri bir şey. Yani Bağız rejimi dediğiniz layık bir ideoloji, biraz Arap milliyetçiliği, biraz İslamcılık sosu karışımı ama kaba bir yönetim. Kendi halkına bir şey vaat etmiyor. Şimdiye kadar belki daha fazla şey olurdu. Türkiye, Suriye'yi bir anlamda 2003 yılında kurtardı. Saddam'dan daha katı yani ve çok daha katı. Acımasız ve bir aile yapısı. Güner İcivoğlu'nun yazısında vardı hocam. Yani aile, nasıl bir aile imparatorluğu kuruldu? İşte Genelkurmay Başkanı şu. Hepsi tamamen Esed ailesinden. Ama Rüzgar gerçekten eserde toplumsal anlamda bir tepkiye dönüştüğü zaman o dokunulmaz saraylar da kalmaz. Ne Kattafi'de kaldı. Ne Saddam'da kaldı. Saddam'da kaldı. Ne Mübarek'te kaldı. Dolayısıyla doğrusu ben yani ne kadar sert bir ülke olursa olsun Suriye'deki rejiminde uzun dönem bu işe dayanamayacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye pek çok bakımdan dışa bağımlı da bir ülke. Bu ambargolar bir yandan şimdi fiyatları %60, %200 artırıyor. Yani bu katlanamaz noktaya gelecek artık. Yani meşruluğunu yitirecek bir noktaya doğru geliyor. Ha işte belki o dedikleriniz doğru. Tabii bunlar yani. Birlikte zaten. Enflasyon yükseliyor. Doğru. Tabii ki tabii. Yani temel maddelerde şey var. O dediğiniz doğru. Oralardan yani bütün bakış... bunları ben birlikte düşündüğüm zaman ancak Haziran aylık... diyorsun. eğer Haziran kadar yıkılmazsa beraber savaşmaya gideceğiz. Hamdi Bey. yıkmaya gideceğiz. Seyircilerimize özür diliyorum ama yani işin esprisi bir tarafa. Tabii şimdi şöyle. İran'la Türkiye arasındaki stratejik denge o kadar basit sadece 3-5 füzeyle şunu da bunu aşağıda bir şey değil. Sosyolojisi var, siyaseti var, tarihi var, jeopolitiği var, kültürü var. Bölgeden geleceğe anlamında eğer bu doğru okuyorsak yani Arap Baharı dediğim süreç bölgeyi değiştiriyorsa ve gelecek 15-20 yıl içerisinde bu ülkeler hem siyasetin az çok kontrolü demokrasiye, askerlerin hala etkisini devam edeceği ama az çok seçimle iş başa gelen iktidarları yöneteceği, az çok serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir coğrafya haline gelecekse bunun bu anlamda en büyük tecrübe ülke Türkiye. Ve bu anlamda kendi tecrübesini siyasi, ekonomik, ticari anlamda, insani anlamda tecrübesini ve hayırhah duygularıyla kendi coğrafyasında yeniden barış ve düzen inşa eden bir ülke görünümüne kavuşuyor. Bunu Amerika'da görüyor. Bunu Rusya'da görüyor. Türk Arap Amerika'nın Türkiye'nin Amerika'yla yeniden Arap Baharı yaşaması bunun bir göstergesidir. Geçen yana kadar son 5-6 yılda sürekli Türkiye kim kaybetti? Türkiye eksenini değiştiriyor. Türkiye İslamcı mı oluyor gibi Batı basınında duyduğunuz şeyler son bir yılda duymuyorsunuz. Evet, Avrupa Birliği'nde hatta yani, geçen 12 ülkenin mi bilmiyorum Dışişleri Bakanları Türkiye Avrupa Birliği'nde istiyoruz diye. Yani ancak yeni yayınladılar. Yeni. Evet. Yani burada daha önce size konuştuğumuz için çok bir detaya girmeyeceğim ama yükselen Çin, Rusya bloka karşı 15-20 yıl sonra Çin'in dünyanın bir numarası haline geldiği bir dünyada Amerika hala Çin ve Rusya'ya karşı kendi gücünü devam ettirmek için Orta Doğu'daki bu coğrafyanın 500 milyon nüfuslu, %60'ı 30 yaşın altında olduğu siyasi olarak değişim yaşamış az çok batıyla senkronize hareket edebilecek demokratik ülkelerden oluşmuş bir Orta Doğu'yu yanına alarak Çin'e karşı dengeleme politikası izliyor. Dolayısıyla Türkiye'ye Amerika'nın burada ihtiyacı var. Bunu söylemek lazım bir. İki, bölgesel düzeye baktığınız zaman yani İran'ı küçümsememek lazım. İran stratejik olarak önemli bir ülkedir. Türkiye'nin iki katı büyük toprağı vardır. Önemli bir nüfusu vardır. Yapısı anlamında belli bir ekonomik gücü de vardır ve doğrusu kısa dönemde İran'ın çökmesi falan beklemem lazım. İran için en büyük tehdit dış tehdit değildir. İran için en büyük tehdit iç tehdittir. Var mıdır işte? Vardır. Ne hangi mesele? Şu anlamda şimdi ilginçtir bu İran halkı dışa açık bir halktır aslında. Bakmayın Suriye'den daha dışa açıktır. Tabii canım yani. İnanılmaz derecede evet. Dünyaya okuyorlar ve gelecekte bir demokrasi ülkesi kuracağız da bu belki Arap dünyası değil ama İran'dan evet. Olma ihtimali ve çok entelektüel insanlar var. Çok entelektüeldir. Yani. Tarihsel derinliği üniversiteleri vardır. Üniversiteleri güçlü yani. Dünyaya bakarlar. İçerideki halk hareketi bunu değişir. Şimdi şu önemlidir.
bir rejimin kuruluş şekli o rejimin ileride değişim şeklinde belirler. Evet. Eğer devrim 79 devrim bir halk hareketi ise bu devrim bu insanların özlediği bir İran'ı yaratmamış ise bu rejimin değişmesi için de aynı yol ve yöntemler kullanılacaktır. Bundan emin olun. Dışarıdan bir müdahaleyle İran rejimini yıkamazsınız ama içeriden etkileşim, Orta Doğu'daki baharın etkisi nasıl 1990'larda Doğu Avrupa'daki değişim rüzgarı Tiananmen meydanında Çin'i dahi etkilediyse burada İran'ın yakın komşusundaki coğrafyanın değişmesi kaçınılmaz olarak İran'da etkileyecektir, Azerbaycan'da etkileyecektir, Orta Asya'da yayılacaktır. Evet. Bu değişim dalgası bu anlamda çok kolayca durdurulamaz. Yani halkın taleplerinden evet. Mutlaka bir şekilde karşılanabilecek yapıyı kurmaz gerekir. İran seçimler, her seçim İran rejimi şu an tehdittir. 2008'de bunu yaşadık. Şimdi 12 seçimlerine giderken İran'ın için en büyük tehdit Amerika'nın füzesi falan değildir veya İsrail'in saldırısı değildir. Kendi rejimine kendi karşı, içerideki, kendi iç dünyasındaki iç dünyasında yaşanan değişim talepleri. Değişim yani, taleplerdir. Aslında 30 yılda çok katı bir eğitim yapısı kurdu. Yani oraya giden tabii dostlarımızdan dinliyoruz ki siz zaten uzman olarak mutlaka olaya çok derinden vakıfsınız. Ama ne olursa olsun insan değil mi hocam kontrol edilemiyor. Mutlaka talepleri oluyor. Hande Bey, İran rejiminde reform isteyenler Amerika yanlısı insanlar değil. Evet yani. Yani Humeyni'nin Rahle-i Tedris'ten geçmiş insanlar Musevi. Başbakanın yapmış. Evet. Bu da çok önemli. Yani dediğim şey dinamik bir yapı var. Dinamik bir yapı yani. Var. Yani ki bu yönetim İran rejiminin devriminin temel amaçlarına hizmet etmiyor. Evet. Moğollardan oluşan bir ekonomik güç oluştu. Diktatörlük oluştu. Rejim hedefinden saptı. Biz bunu yeniden inşa edeceğiz. Bunun için de rekabetçi bir ortam. Bir kere o rekabetçi ortam açtığınız zaman pek çok fikir de ortaya çıkar. Değişim. Ya işte Türkiye. Söylemeye çalıştığım şey bu. Evet. İçerideki değişim dalgası İran değiştirecektir. Amerika da şu anda aslında oraya oynuyor. Yani Arap Baharı üzerinden bunun kaçınılmaz olarak karşı etkileşim yoluyla İran etkileşecek. İran'ın en fazla ziyaret ettiği ülke hangisi biliyor musunuz? Türkiye'dir. Yılda 1 milyon İranlı geliyor. Evet. Türkiye'nin bu demokratik dönüşüm gücü İran'ı etkiliyor. İran'da etkiliyor. Evet. Bundan emin olun. Kesinlikle inanıyorum buna. Önümüzdeki süreçlerde bunları daha yoğun konuşacağız herhalde hocam. Herhalde İran'da tabii Ahmedinejad'ın son dönemi herhalde değil mi hocam? Evet. O bitiyor. Ondan sonra gelecek yapı yine mollaların tayin ettiği mi olacak? Yani mollalara karşı durabilecek şöyle, mi? Şöyle, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı yine rejimin koruyucular kurulu diye bir şey var. Özel kurul var. Yani Cumhurbaşkanı Konseyi gibi diyelim. Özel bir kurul var. Kimin aday olacağı onlar karar veriyorlar. Hı. Her başvuruyu kabul etmiyorlar. Evet. Dolayısıyla bir filtre var, süzgeç var. Evet. O yani yeterince gerçek bir demokrasi olmuyor değil, yani. Değil, tabii ki, tabii. Hakikaten Türkiye çok önemli mesafeler kat etmiş ama hocam. Olgunlaştık yani. Ama. Yani kolay olmadı yani. Kolay olmadı. Olgunlaşma enstitüleri vardı. 3-5 devrim darbeden sonra ancak buraya geldik. Ama hakikaten çok ciddi mesafe kat etmişiz hocam. Yani hem serbest piyasada yani mesela hakikaten işleyen bir mesela ticaret hukukumuz var. Çok sağlam. Tabii. Mesela İran'da bunu yani giderse firma çok rahat bir şekilde tüm malına mülküne el konulabiliyor yani bunu. Kesinlikle haklısınız. Şimdi biz hukuk devleti olmayanla hızla ilerliyoruz. Yani mükemmel değiliz ama mükemmele giden yolda önemli mesafeler kat ettik. Ekonomik olarak üretim gücümüz çok çeşitlenmiş durumda. İnanılmaz bir üretim altyapımız var. Şu Konya'da bile üretemeyeceğiz bir şey yok. Yeter ki evet. Kafanızdaki fikir, model ve amaca uygun yapı olsun. Üretemeyeceğim. İnanılmaz bir üretim gücü var. Hani petrol lanet mi, nimet mi derler. Bizim petrolümüz olmaması bizi çalışarak, sanayileştirerek, ticareti öğreterek, Türkleri girişimci yaparak gelişme ve kalkmamızı şey getirdi değil mi hocam? Demokrasi olarak da içerideki yaşadığımız 28 Şubat'ı almak üzere yaşadığımız her acı bizi
yeni şey öğretti. Evet. Beraber yaşamayı öğrendik. Mesela bugün zannetmiyorum hiçbir Sünni'de Alevi düşmanlığının var olduğunu, yok. Hiçbir Alevi'de. Mesela bu birbirini bir anlama, birbirini sevme. Yani evet. Mesela ben doğrusu zamanımız da bitti ama bilinçli bir şekilde ifade etmek istiyorum. Duaz imamları dinlemeyi çok seviyorum yani. Mesela kimse beni Alevi düşmanı yapamaz mesela. Evet. Yani zannediyorum ki aynı şekilde bu birikim, bu dinamizm ülkede fevkalade bir şekilde güçlendirmemizi, güçlü bir toplum olmamızı sağladı. Kesinlikle. Bununla bitirelim hocam. Çok teşekkür ederim. Elbette. Yani Türkiye çok önemli aşamalar kat etti. Tarihsel geleneğimiz, kültürümüz, Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık geleneği, Türklerden önce ve sonrasında devraldığımız miras, bu topraklarda hep farklılıkları bir arada yaşayacak. Eğer devlet kurabilirseniz güçlenirsiniz. Türkiye o olgunluğa doğru hızla geliyor. Evet. Belli bir zenginlik aşamasına da geldik. Bütün bunlar Türkiye'yi hem içeride güçlendiriyor hem de dışarıda çok, da bir işte tam işte öyle olunca da etkileşim. Avrupa'daki ekonomik krizde de birlikte evet. Tam üretme vakti yani değil mi hocam? Tam üretme vakti. Fırsatları hayata geçirme vakti. Hayata geçirme. Hocam çok teşekkür ederim. Kırmayıp katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz efendim. Sevgili seyirciler, böylece bugün de programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Konya Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Beşeri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda da Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Profesör Doktor Birol Akgün'dü. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yarın yine aynı saatlerde buluşabilmeyi diliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Akşamları hocam şeyle bitiriyoruz. Bu sene tema Şebi Arus'ta nur olsun. Evet. Evet, geceniz, gününüz, gönlünüz nur olsun, nurla dolsun efendim. Hoşçakalın.